Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Bugün Philips'in Home Run 3000 serisi Aqua isimli robot süpürgesine yakından bakacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Dilerseniz videomuzda kutu içeriğiyle başlayalım. Kutunun içerisinden süpürgenin kendisi, koruyucu mat, fırça temizlemek için aparat, istasyon, hepsinden birer adet olmak üzere yan fırça, ana fırça ve yıkanabilir filtre, güç kablosu ve iki adet yıkanabilir paspas çıkıyor. Süpürgenin kurulumu artık birçok robot süpürgede olduğu gibi basit. Philips'in Home Run Robot uygulamasını indirdikten sonra süpürgenizi uygulamaya tanıtıyorsunuz ve ekrandaki adımları takip ediyorsunuz. Süpürgenin kurulumu bittikten sonra yine birçok robot süpürgede gördüğümüz gibi haritalama kısmı başlıyor. Philips Home Run 3000 serisi Aqua robot süpürgede lazer navigasyon sistemi bulunuyor. Son 2 yıldır birçok robot süpürgeyi kullanma fırsatım oldu ancak haritalama kısmında sanıyorum ki açık ara farklı en beğendiğim süpürge bu oldu diyebilirim. Yaklaşık 5 dakika içerisinde evin tamamının haritasını çıkardı ve odaları da çok ufak hatalar yaparak çizdi. Sonrasında zaten uygulama üzerinden bu hataları rahatlıkla düzeltebiliyorsunuz. Uygulama demişken aslında uygulama kısmına gelmekte fayda var çünkü siz bu uygulamayı kullanınca süpürgeden aldığınız verim daha da artıyor. Omron isimli uygulama üzerinden odaları isimlendirme, odalardaki girilmeyecek bölgeleri ayarlama, ıslak temizlemenin yapılmayacağı halı gibi bölgeleri ayarlama, robot süpürgenin sesli uyarı veya çocuk kilidi gibi ayarlarını, süpürgenin bakım geçmişini ve hemen hemen her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Süpürgenin sesli uyarı bölümünde Türkçe dil desteği olduğunu da belirtmekte fayda var. Dediğim gibi süpürgeye dair ihtiyaç duyacağınız tüm ayarları uygulamada bulabiliyorsunuz. Temizliği özelleştirme kısmı ise elbette daha da işleri kolaylaştıran ve süpürgenin öne çıktığı bir kısım. Ana ekrandan süpürgenin şarj durumunu görebilir ve temizlik esnasında ne kadar sürede biteceğini görebilirsiniz. Dilerseniz rutin temizlik bölümünden tüm evi temizleyebilirsiniz. Sağ alttaki temizlik planı bölümünden de hangi odanın nasıl bir emiş gücüyle ıslak mı kurumu yoksa hem ıslak hem kurumu ve hangi sırayla temizleneceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede rutin temizliğinizi tamam Evinizi evinize uygun bir hale getirebilirsiniz. Özel temizlik bölümünde ise oda oda, bölge bölge hatta nokta nokta evinizi hem kuru hem ıslak temizleme yapabilirsiniz. Örneğin evin bir yerine bir şey döküldü veya daha da iyi temizlenmesini istiyorsunuz o bölgenin. Sadece o bölgeyi seçip temizleme özelleştirmelerini de yaparak sadece o bölgeyi derinlemesine temizleyebilirsiniz. Son olarak dilerseniz uygulama üzerinden temizlik planı oluşturup süpürgeyi kontrol etme kısmını da sıfıra indirebilirsiniz. Normalde temizlik yaptığınız gün ve saatler belli ise bu saatleri planlama bölümünden ayarlayıp tüm işi süpürgeye de bırakabilirsiniz. O gün temizliğin günü ve saati geldiğinde otomatik olarak açılıyor ve temizliğe başlıyor. Bittiğinde de köşesine çekiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden dilerseniz süpürge için manuel kontrol de sağlayabiliyorsunuz. Özelleştirme ve uygulama kısmından yeterince bahsettik diye sanıyorum. Şimdi gelelim artık temizliğin kalitesine. Bu tarz robot süpürgeler bildiğiniz gibi kablo veya dikey şarjlı süpürgeler kadar güçlü değil. Ancak bu süpürgeden kuru temizleme anlamında memnun kaldığımı söylemem lazım. 4000 paskallık bir emiş gücüne sahip olan süpürgenin aynı zamanda bir de halı modu bulunuyor. Bu modele birlikte sizin kuru temizlik esnasında halının olduğu bölgeleri ekstra işaretlemenize gerek kalmıyor. Süpürge otomatik olarak halıyı algılıyor ve halıya geldiğinde emiş gücünü artırıyor. Süpürge en yüksek güçte çalışırken evet daha sesli ancak bu ses rahatsız eden bir seviyede değil. Süpürge çalışırken örneğin toplantılara rahatlıkla girdim ve karşıdakiler sesi çok az duyduklarını söylediler. Sessiz modda ise zaten tahmin edebileceğiniz gibi bir aile sessiz çalışıyor ve genel olarak toz, saç veya tüy gibi kirleri de rahatlıkla toplayabiliyor. Süpürgenin toz 350 ml ve bu da tek bir temizlik için hatta evinizin boyutuna göre iki ayrı günlük temizlik için yeterli diyebilirim. Süpürgenin uzunluğu ise 96 mm bu yüzden yatak veya koltukların altına çok fazla giremiyor. Çap olarak da ortalama bir boyuta sahip diyebilirim. Yani hemen hemen evin her köşesini rahatlıkla temizleyebiliyor süpürgenin önündeki 3 farklı sensörü ve içe göçebilen süspansiyonlu yapısı sayesinde anlık olarak ortaya çıkabilen engelleri de intihar edermişçesine vurmuyor. Hafif bir şekilde vuruyor ki bu durumlarda da zaten önündeki esnek yapısı sayesinde süpürgenin hasar alması engelleniyor. Gelelim ıslak temizliğe yani paspasa. Süpürgenin 300 mililitrelik bir su haznesi bulunuyor. Elbette bu hazneye kesinlikle kimyasal içeren temizlik malzemelerini koymayın. Sadece su koyun. Sadece su koyduğunuz için elbette kendinizin vileda ile temizlemesi gibi sonuç vermeyecektir. Ancak yine de özellikle lekelerin olduğu bölgelerde tek seferde hem ıslak hem kuru bir şekilde temizleyebildiği için tek seferde o lekeden kurtulabiliyorsunuz. Lekenin gitmesi yetmez ben orası tamamen steril olsun istiyorum diyenlerdenseniz maalesef bu tarz süpürgelerle şimdilik bu mümkün değil. Paspas için kullanılan bezin kirlenmesi durumunda da Bezi yıkayabilir ve bu esnada da kutudan çıkan diğer bezi kullanabilirsiniz. Gelelim son olarak şarj durumuna. Süpürge en yüksek güçte ortalama bir evi tek şarj ile temizleyebilir durumda. Hatta sonrası için de şarjı kalır. Tek şarj ile maksimum 3 saate kadar temizlik imkanı sunuyor. Ama tabi gücü en düşüğe çekerseniz. Yaklaşık 70 metrekarelik bir evde oturuyorum ve kullandığım süre boyunca şarj yetmedi. Şarjın dolmasını bekleyeyim gibi durumla hiç karşılaşmadım. Bu yüzden bu konu rahat edebileceğinizi söyleyebilirim. Süpürgenin şarjı tamamen bittiğinde ise tekrar dolması 6 saat gibi bir süre alıyor. Sonuç olarak toparlamak gerekirse Philips Homran 3000 serisi Aqua Robot süpürge benim özellikle kuru temizlemesini beğendiğim bir süpürge oldu. Özelleştirme seçenekleriyle birlikte temizlik işini tamamen ona bırakmış durumdayım. Islak temizliği de güzel bir artı ancak ara sıra kendimde Vileda ile çeşitli kimyasal malzemeler kullanarak üstünden geçiyorum. Peki sizler Philips Somran 3000 serisi Aqua Robot Süpürge hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.